Ben hani biz anlatamadık falan diyorsan iyi niyetle de dediğini biliyorum. Ama neyini anlatamadık? Bizim bir şey anlatmamıza mı gerek var? Yani 15 Temmuz'u nasıl yok sayabiliriz biz ya? 15 Temmuz'u nasıl yok sayabiliriz? Ve şimdi gelinen noktada şu. Ekran başında. Şimdi şunu söyleyebilir miyim? Bakın. Bakın Kerimcan Durmaz diye bir tip var, tipleme. Ve bu sosyal medya fenomeni diye topluma sunuluyor. Geçen gün çok büyük bir ahlaksızlığın altına imza attı. Bunun gibi başka çocuk istismarcıları da var. Biz bunlara gazeteler olarak ne yaptık? Ödüller verdik. Bunların isimlerini tek tek saymayayım. Bunlar aslında normal şartlarda Türk Ceza Kanunu'na göre büyük suçlar işliyorlar. Ve biz bunları ne yapıyoruz? Medya olarak işte ön plana çıkarıyoruz, gidiyoruz ödüller ki bir tanesinin ödülünü ben iptal ettirdim. Bu Evet, biliyorum. şeyinden dolayı, bu ahlaksızlığından dolayı daha sonra ödülü geri almak zorunda kaldılar. Ve biz bunları durduramıyoruz. Bakın yani bunu okullarda bunları anlatamıyoruz. Aileler bu işleri önleyemiyor. Devlet belki çok geç kaldı. Yani biz bunları toplumun önüne rol model olarak koyuyoruz. Yani gençler böyle yetişiyor. Tekalifi milliye kararlarla yetişmiyor. Milli mücadeleyle yetişmiyor. Kütülhamare zaferini anlatmıyoruz. O zaman ne oluyor? İşte o zaman bu tür sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bir takım şeyleri biz ciddi anlamda ihmal ediyoruz diye düşünüyorum ben. Evet kabahat var. Kabahat bizde. Belki sen ben değil ama kabahat bizim nesilde diye düşünüyorum ben. Eyvallah. Doğru. Ya bu bakış açısı da doğru. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki interneti olsun hani hava gibi su gibi bir şey. İnterneti olsun. İnternet için bir de akıllı tableti ya da akıllı bir cep telefonu olsun. Bir başka dünyaya, paralel bir dünya, başka bir evren, sanal bir dünyaya girsin ve saatlerce günde 7 saat, 8 saat, 10 saat o sanal dünyada vakit geçiren ve orayı gerçeklik addeden bir neslimiz oluşuyor. Anne babalar bu konuda çok dikkat etmek zorunda. Kitap okumayan, tarih bilgisi olmayan, gerçek dünyaya ait değerlere yüz çeviren bir nesil yetişiyor ve birileri bundan çok mutlu. Çok mutlu. Üstadım bir sözü var. Çok seviyorum ben onu. O gençliğe hitabesinde biz sizden önceki nesle siz güneşi ceketinizin astarı içerisinde saklamış birer marka Müslümanlarısınız. Ya. Tokat gibi bir söz. Ya. Yani bu nesillerin problemi. Çok güzel bir konuya girdi Emin abi de sen de. Şöyle bir şey var. Farkında mısınız? Bir aidiyetsizlik problemi var dünyanın. Yani dünya artık tanımların ve anlamların etrafında insanları toplamıyor.